Maçtika kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Galatasaray'ın öne çıkmış futbolcularından biri olan Zaniolo'yu konuşacağız. Zaniolo İtalya'nın Masso ilçesinde doğdu. 2006 yılında Genova takımının altyapısında oynamaya başladı. Zaniolo Serie B'deki ilk profesyonel maçına 11 Mart 2017'de 3-2 yendikleri Benevento karşısında çıkarken 17 yaşındaydı. 2016-2017 sezonunda kendi takımı adına 7 maça çıktı. 2017-2018 sezonunda ligini şampiyon olarak bitiren Zaniolo takımda yer aldı. Ancak Inter'in A takım formasıyla hiçbir maça çıkamadı. Ön çapraz bağ sakatlığı geçiren Zaniolo 2020-2021 sezonunu kapattı. 2021'in Temmuz ayında yeni teknik direktörü ile sahalara geri döndü. İkinci sakatlığının ardından ilk golünü Avrupa Konferans Ligi'nin ilk maçında Trabzonspor'a attı. Galatasaray'ın dev transferi Zaniolo Instagram hesabında Burcu Özberk ile takipleşmeye başladı. Ünlü oyuncu Burcu Özberk ile İtalyan futbolcu Zaniolo'nun takipleşmesi sarı kırmızı taraftarın dikkatinden kaçmadı. Allah hayırlara çıkarsın. Büyüme hormonu bozukluğu teşhisi konulması da yaşıtlarına göre kısa kalması üst liglerde oynamasını zorlaştırmıştı. Sonunda kulübün bu düşüncesini Zaniolo'nun ailesiyle paylaşma zamanı geldi ve üzücü son gerçekleşti. 9 yıllık oyuncu artık Fiorentina oyuncusu değildi. Ancak kulüp bulması çok zor olmadı. Yetenekli bir sporcuydu ve Virtus Entella ile anlaştı. Belli bir zamandan sonra büyüme sorunlarını atlatan Zaniolo artık büyük bir performans gösterdi. Bir yıl geçmeden Inter ve Everton oyuncuya ilgi duydu. 2017 yılında İtalyan devi Inter ile anlaştı. İlk sezonunda U19 takımıyla gol kralı olup şampiyonluk yaşadı. Artık Zaniolo mutluydu. Haziran 2018'de Zaniolo Roma'ya katıldı. Sağlık kontrolünü başarıyla geçen Zaniolo 4,5 milyon euro bonservis bedeli ve satış gelirinin %15'i karşılığında kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı. Roma formasıyla ilk maçına 19 Eylül'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabéu'da 3-0 yendikleri Real Madrid karşısında çıktı. Serie A'daki ilk maçı 26 Eylül 2018 tarihinde 4-0 yendikleri Frosinone maçı oldu. 26 Aralık'ta Serie A'daki ilk golünü 3-1 yendikleri Sassuolo'ya attı. Sonraki yıl Porto ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 2-1 kazanan takımının 2 golünü de atarken bir maçta 2 gol atan en genç İtalyan futbolcu oldu. Yaşadığı birkaç sakatlıktan dolayı sahalardan biraz uzak kaldı. 2021-2022 sezonunun ardından Zaniolo'nun ayrılacağına dair söylentiler dolaştı. Roma, Haziran ayında onu transfer etmeye istekli olduğunu bildirdi. Ancak 50 milyon avroluk bir ödeme talep etti. Bu arada Zaniolo kendisi ve Dybala ile birlikte en çok kazanan oyuncu yapacak bir reklam olan 4,5 milyon euroluk bir sözleşme yenilemek istedi. Sahada Zaniolo forma mücadelesine devam etti. Sağ kanat olarak oynadı. Uyluk ve omuz yaralanması yaşayan oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 gol atarken sadece 1 lig golü kaydetti. Bu durum, 1 lig maçında Zaniolo'nun taraftarlar tarafından yuhalanmasıyla sonuçlandı. Ve ardından Zaniolo transfer talebinde bulundu. Zaniolo'nun evinin önünde bir kalabalık belirdikten sonra başka bir şehire kaçtı. Ve burada kendisi ve kulüp transfer dönemine kadar gelecekteki maçlarda görünmeyeceği konusunda anlaştılar. İtalya transfer döneminin sonunda kulüp Zaniolo'yu bir sonraki aşama için Avrupa Ligi kadrosuna dahil etti. Ancak Zaniolo'nun antrenmanlarda görünmesini birileri hoş görmedi. Zaniolo 2022-2023 sezonunun devre arası transfer döneminde 7 Şubat 2023 tarihinde Galatasaray'a transfer olmak için İstanbul'a geldi. Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle Galatasaray Zaniolo'yu sessiz sedasız bir şekilde TFF'ye bildirdi. Oyuncu için Roma kulübüne 15 milyon euro ödeme yapıldı ve 4 yıllık sözleşme imzalandı. Bu transfer Türkiye'nin en pahalı ikinci transferi oldu. Depremde hayatını kaybeden genç bir Galatasaray taraftarının 17 yaşında olmasından dolayı onun anısına 17 numaralı formayı almıştır. Gol atma yetenekleri, takım arkadaşlarına şans oluşturma, oyunda sağladığı genişlik, uzun vuruş yeteneği ve hücum tehdidi nedeniyle kanatlarda da oynayabilmektedir. İtalya'nın ve Avrupa'nın en umut verici genç yıldız adaylarından biri olarak kabul edilen Zaniolo, Galatasaray'ın efsanelerinden olmaya aday. Umarım ligde onu daha çok izleme şansımız olur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, hala kanala abone değilseniz abone olma tuşuna ve düşüncelerinizi yorum kısmına bize belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.